Amerikan seçimlerindeki anketlerin rolünü e, konuştuk. Ne kadar etkili oldular? Sosyal medyanın rolünü konuştuk. Sosyolojisinden biraz bahsetmeye çalıştık ama e, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı, yaptıkları görüşmeler, ren, yansımaları ve bundan sonra acaba Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri özellikle çok ciddi anlaşamadıkları konularda nasıl bir orta yol bulacak dedik. E, dostum e, Trump e, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şükrü Küçükşahin de e, yani ...biraz dikkatli olunması gerektiğini mi söylemiştiniz en son Şükrü Bey? Şimdi Ali Haydar Fırat'a geçmek istiyorum. Trump, Türkiye'nin dost dikkatli, çekinceli olmamız gerekiyor dediniz, doğrusunuz, çok haklısınız. Ee, ne dersiniz Ali Haydar Fırat Bey? Ee, Trump, Türkiye'nin dostu olacak mı? Evet, iyi akşamlar dileyim bütün izleyenlere, saygılar sunayım konuklara. Birkaç cümle Amerika'ya dair kendi okumamı ifade etmek isterim. Birincisi şu aslında Biden süreci çok iyi idare etmedi ve Kamala Harris o süreçte çok belirgin bir performans sergilemedi başkan yardımcısı olarak. Bence bunun ciddi bir etkisi oluştu. Ama onun ötesinde bence asıl büyük mesele bir paradigmanın ortaya konulmamış olmasıdır. O da şudur yani çok Harris'in söylemlerinde vurgulamadı ya da en azından karşıt durmayıp da ...çevresinden dolandı bir mesele var. O da göç meselesi ya da mülteci meselesi. Trump'ın en yoğunlaştığı mesele buydu. Çünkü o beraberinde ekonomik sorunlara aslında referans veriyor. Beraberinde şiddete sokaktaki şiddete referans veriyor. Asayiş meselesine referans veriyor. Aynı zamanda bütün bir toplumun huzuru ya da güveni açısından da bir tehdit oluşturuyor. Ve de insanların işte işsizlik meselesinden başka alanlara kadar bütün bu sorunlar çerçevesinde dönüp yanındakine baktığı ya da yabancıya yanındaki yabancıya baktığı bir süreci ortaya çıkarıyor. O yabancıya bakma süreci beraberinde Trump'ın da yükselişine sebebiyet verdi. Çünkü o konuda çok net bir politika belirledi ya da net bir tavır ortaya koydu. Aslında Trump'ın genel çizgisi belki zamanın ruhuna uygun bir nitelik taşıyor. Bu elbette ki dış politikayı da belirleyen ya da dış politikadaki atılacak adımları da geniş anlamda çerçevesini çizen bir nitelik taşıyabilir. O da şu, kendi ülkesinin yararı ve çıkarı doğrultusunda Amerikan hegemonyasının bazı bugüne kadar yürüttüğü projelerden vazgeçilebileceğini ifade etti, söyledi. Örneğin şunu söyledi, biz daha önce yani başka toplumlar ve devletler savaşlara gittiği zaman Orada ganimet elde ederlerdi, ülkeyi sömürürlerdi. E biz ne yaptık? Biz gittik Irak'ı bombaladık, Afganistan'ı bombaladık. Evet. Elimize ne geçti de Hiçbir Doğru. şey geçmedi. Doğru. Dolayısıyla bunların bize bir faydası olmadı. E peki ne yapmak lazım? E bize bir faydası olmayacaksa bir yere girmeyelim, işgal etmeyelim, adamları öldürmeyelim, insanları öldürmeyelim, katliam yapmayalım vesaire falan. Bir tarafıyla aslında bir hani gerçeği dile getirmiş oluyor ama daha ötesinde genel bir çerçevede bakıldığı zaman Trump'ın yaklaşımını ortaya koyuyor. Bize yönelik olarak bu süreçte nasıl bir durum ortaya çıkar? E şunu hatırlamak lazım. F-35 meselesinden işte Türkiye'nin o gri listeye alınma meselesine kadar bütün süreçleri biz Trump döneminde yaşadık. Ekonominizi batırırız diye tweet atıp ondan sonra çok ciddi bir biçimde tehdit de bulunmuştu. E, mazlum Kobani ile buluşun, barışın ifadesini kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak. Şimdi bütün e, meseleler ortada duruyor. E, Ray Brunson krizi de dahil olmak üzere o tırnak içinde atlatıldı. Ama nihayetinde Amerikan çıkarlarla bizim çıkarlarımız arasında oluşan bir e, sorun alanı var. Bu sorun alanının nasıl çözüleceğine dair e, bizim elbette ki kendi tezlerimiz var ülke olarak. Amerikan'ın da kendi tezleri var ama Trump'ın bu konuda, çok geri adım atacak bir e, insan olmadığında kendi çıkarlarını korumak adına daha doğrusu çok ekonomik politik temelde bakan bir siyaseti ya da bir dış politikası var Trump'ın. E, bu bizi zorlayacaktır yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı kendisini dost olarak da görse de iş dünyasından gelmiş bir insanın ve o perspektiften bakan bir insanın zaman zaman Amerika'nın müesses nizamıyla çatışmayı da göze alan evet. ya da bir biçimde zaman zaman birbirini dengeleyen bazen geri adım karşılıklı olarak atılan bir süreçte bence Trump bölge açısından da dünya açısından da Amerikan çıkarlarını korumak ya da yeni merkantilizm olarak da tanımlayabileceğimiz o süreçte bütün kaynakların ya da. Amerika akması ve Amerikan kaynaklarında içeride korunması ve büyütülmesi perspektifinin dışarıda daha büyük ve kıcı bir etki yaratabileceğini, bu potansiyeli taşıdığını da belirtmek lazım. O yüzden bizi öyle sanıldığı gibi dost ahbap ilişkileri üzerinden iyi bir dönemin çok da beklediğini söylemek ne yazık ki mevcut koşullarda mümkün değil. Çünkü ciddi bir çıkar çatışması, ciddi bir alan çatışması, ciddi bir politik çatışmaya da başka meselelerle ilgili sorun alanları var. Bunların da nasıl çözüleceğini elbette ki önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama e dostum diyerek yani bir küçük parantez açayım kendi adıma. Cumhurbaşkanı gerçekten ya bu benim dostum demek ki buna diplomasi denir. Yani dost tane bir başlangıç evet, yapıyor evet. iyi ilişkiler açısından. onu dostluk minderine çekmeye çalışıyor. Türkiye açısından bu iyi bir girişim <laughs> bence. türkiye Amerikan ilişkilerinin kötü gitmesi Türkiye'ye hiçbir zaman faydalı olmamıştır. Ben yani Amerika'ya karşı dik duracaksınız ama türkiye Amerikan ilişkileri de Türkiye'nin faydasındadır. Türkiye onurunu koruyacak Koruduğu sürece Amerika ile ilişkilerin iyi olması açıkçası e, hepimiz açısından, ekonomi açısından, bölgede daha güçlü olma açısından da iyi bir şeydir. Dolayısıyla dostum diyerek bak. Yani bir benim Zerif açımdan bir, bir problem yani. olmayacak eğer yani. sen bana karşı a, belli bir çizgide a, ilişkileri sürdürürsen demek istiyorum. Yine bugün Nagan Cumhurbaşkanı şey dedi Avrupa bir Birliği'ne Evet, Avrupa Birliği'ne yönelik de bir çağrı yaptı <laughs> Cumhurbaşkanı. Yani Batı ile ilişkilerin daha iyi bir ivme yakaladığı bir sürece doğru gidiyor da olabilir Türkiye bu açıklamalardan ben onu çıkarıyorum. Çok bir açıklama a ayrıca. Yani şey e, e, sen şu. O zaman o zaman bu bu çelişkileri, bu bu salınımları gidermek lazım. Yani bizim dış politikada temel devlet ciddiyetinden kopmuş olmamızın nedenleri aslında ifade ediliyor. Şimdi Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülkenin üye olmak isteyen bir ülkenin ya da NATO içerisinde yer alan bir ülkenin ben gidip bir iki seviye olacağım demez, dememesi gerekiyor. Bu diplomatik bir ciddiyette bağdaşırlı bir tarafı yok. Dolayısıyla. Yani ee, bizim değil. daha bakur Hiçbir daha, şey, daha çok çok gerçekten çok devlet marşlı. ciddiyetine bağlışan bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. İkinci mesele Hatın ikinci mesele ayyden. şu. Yani Amerikan emperyalizmine Amerikan emperyalizmiyle İsrail emperyalizmiyle mücadele ediyoruz diyen mevcut iktidarın kendisi dolayısıyla bizim Amerika ile ilişkilerimizin olumlu gelişmesi elbette ki hepimizin karşılıklı çıkarların mı dersiniz, birbirini tanıma, birbirinin alanlarına müdahale etme mi dersiniz? iki toplumun da, iki devletin de kazanımlarının olması minvalinde bir dış politika siyaseti yürütülmesi mi dersiniz? Bu anlaşılabilir ve savunulabilir bir şey. Kimse buna karşı çıkmaz. Ama yani dost ve ahbap ilişkileri üzerinden yürütülecek bir siyaseti, kurumsal olmayan bir siyasetin geçmiş dönemde bizi ne kadar büyük zaaflara uğrattığını da farkında olalım. Yaratılan tahribatın bizim açımızdan geçmiş dönemde dış politikada yaratılan tahribatın ortaya çıkan sonuçların bizi bugün getirdiği noktayı da görmemiz lazım. Dolayısıyla bir taraftan Amerikan emperyalizme mücadele ediyoruz. Dış güçlerle mücadele ediyoruz. Şu bu vesaire falan dedikten sonra bu Mısır için de geçerli. Birleşik Arap Emirlikleri de geçerli. Dış politika bu kadar sanılımları kaldıran bir alan değildir. O yüzden yaşadığımız sorunların da bir boyutunun da önemli bir boyutunda bu olduğunu da tespit etmek lazım. Doğru.